Ben de iyiyim. Çok yorum geldi. Çok yorum geldi. Her şey çok Evet. güzel. Herkes çok enteresan yorumlar yaptı. Sana bir sürü soru soracağım bugün. Tabii, alalım. Şimdi ilk başta Avatar'ı baştan anlatalım mı? Kim olduğunu, ne Evet, olduğunu, ondan en sonra güzeli. sorularım. En güzeli o olur. Siz Avatar, kısaca. Avatar'ı anlatalım. Şimdi şimdiye kadarki bütün öğretiler sadece tek bir mekandan konu ediyor. Ama bu mekanın hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova olduğunu zannederek öğretiyi veriyorlar. Halbuki her fırsatta bu dünyanın yalancı dünya olduğu, yalancı dünya olduğu belirtildiği halde hiç kimse bundan söz etmiyor. Aslında bizim öğretimiz üç mekandan konu ediyor. Birincisi hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova. İkincisi yeni yaratılmış olan Betanova ve bu Betanova'ya varlık yetiştirebilmek maksadıyla Betanova'nın birinci boyutunda kurulmuş olan laboratuvardan konu ediyoruz. Bu laboratuvarda Rahman boyutu görüntü yok. Neyse. Olsun. Gürz'ün Rahman boyutunun 9 boyutludur Rahman boyutu. 9 boyutunun tümünde yaşam sürmekte olan Atlantalıların kopyaları söz konusudur. 7 tane mutlak boyut varlığı yan tarafta kozmik yapının yanında birikmiş olan antimadde de düşüncedir. Düşünceler kozmik yapının gıdasıdır. Kozmik yapı gıdayı alır ve geriye kalan antimadde de kozmik yapının yan tarafında birikir. Bu kozmik yapı artıklarını, antimadde artıklarını, 7 mutlak boyut varlığı maddeye dönüştürdüler kendi teknolojileriyle ve Betanova denen yeni kozmik yapıyı yarattılar. Bu yeni kozmik yapıya varlık yetiştirme söz konusu olduğundan Betanova'nın birinci boyutuna laboratuvar kurdular ve Rahman boyutunun tüm elemanlarının iznini alarak bu laboratuvarda onların kopyasını aldılar ve varlık yetiştirme girişiminde bulundular. Şöyle bir şey oldu. Betanova laboratuvarında Atlantalıların sayısı kadar küpçük var. Bu küpçükler elektromikroskobik küpçüklerdir. Ama Avatar bu elektromikroskobik küpçüğü sonsuz büyüklükte bir kozmik yapı olarak algılamaktadır. Küpçüğün içine her bir Atlantalının aurasının yansıması alınarak, kopyası alınarak kondu ve bu auranın yansıması vizyon manyetik alan olarak yaratıldı. Bu vizyon manyetik alana her bir Atlantalının bedenini oluşturan hücreleri alarak vizyon manyetik alana yansıma olarak aktarıldı. Avatar bu yansımaları üst benin Atlantalının hücrelerinin yansıması olduğu halde bunları ortam ve varlık olarak algılamaktadır. Evet. Yansımalar da konduktan sonra Atlantalının kopyası alınarak Avatar ismini verdiğimiz bu canlıyı vizyon manyetik alana yansımaların arasına koydular ve vizyon manyetik alanı çalıştırdılar. Vizyon manyetik alanda Avatar 19. boyut varlığı olan Atlantalı'nın kopyası olduğu halde
Avatar vizyon manyetik alanda 3. boyuta yerleştirildi ve 19. boyutun son frekansının doyumunu sağlayacak şekilde evrime alındı. Avatar'ın DNA yapısı kopyası olduğu Atlantalı'nın DNA yapısının kopyasıdır. Ama Avatar evrim alırken hangi bilinç seviyesine yükselmişse o DNA bilgilerinin o kısmını kendine edinmiş olur. Dolayısıyla her bir bilinç atlamasında Avatar üst beninin DNA bilgisinin bir kısmını elde etmiş olur. Bu öğreti sadece tek bir kişiliktir. Küpçükler tek bir kişiliktir. Ne dedik başta? Üst benin aurasının kopyası manyetik alan olarak yaratıldı. Üst benin hücrelerinin yansıması yansıma olarak bu vizyon manyetik alana kondu. Üst benin kopyası alınarak avatar olarak bu vizyon manyetik alana kondu. Yani neyi düşünürsek düşünelim, bu küpçük tek bir kişiliktir. Dolayısıyla bizim öğretimiz de tek bir kişiliktir. Bu vizyon manyetik alanda öteki veya başkası diye herhangi bir canlı yoktur. Sadece avatar var. Tek başına avatar var. Bunu mutlak boyut bilgisi olarak algılamak lazım ve bunun üzerine bilgileri eklemek lazım. Bir de hocaya itimat ederek bu bilginin hakikat bilgisi olduğunu idrak etmek gerekir ki hiçbir tereddütte bulunulamasın diye. Birçok avatar tek başına olduğu halde yansımalarıyla iletişimdedir. Yansımalar da kendi aralarında iletişimdedir. Ama avatarın her düşündüğünü yansımalar yerine getirir. Yansımalar her bir boyutun 343 frekansı var. Avatar hangi boyuttaysa o boyutun 343 frekansına yansımalar yerleşir ve şöyle bir şey olur. Avatar herhangi bir frekanstadır. O boyutta herhangi bir frekanstadır bilinç olarak. O frekansta yerleşmiş olan yansımalar avatarla aynı bilinçteymiş gibi rol yaparlar. Avatarın frekansının üzerindeki frekanslara yerleşmiş olanlar avatardan bilinçliymiş gibi rol yaparlar. Avatarın bulunduğu frekansın altındaki frekanslara yerleşenler de avatardan bilinçsizmiş gibi rol yaparlar ve avatarın kendi kendini yetiştirebilmesi için ona yardımcı olurlar. Birçok kişi şimdiye kadar hep hakiki kozmik yapıda olduğunu düşündüğü için bu bilinç aşamasını yapabilmesi için biraz zorlanmaktadır ve aslında hakikatten de haklıdır. Bütün avatarlar haklıdır bu konuda. Yanındaki yansımaları kendi gibi varlık olarak algıladığı için bocalamaktadır, biraz tereddüt etmektedir. Her kişi, ben şu anda bir tek kişiye hitap ediyorum. Avatar yanındakilerin tümünün yansıma olduklarını idrak etmesi lazım. Ve yansımalarla olan iletişimlerinde yansımalarla avatar arasında yansımaymış, avatarmış tartışması kesinlikle olmamalı. Avatar kesin olarak kendinin avatar olduğunu bilmeli ve bu konuda
hiç ağzını açmamalıdır. Çünkü yansımalarıyla bu konuyu tartıştığı zaman yansımaları da ona avatar olduklarını ima edecekler ve bu nedenle de avatar zihni dolayısıyla kandırılmış olacak, bilinç aşaması yapamayacak. Kesin olarak avatar olduğunu bilmeli ve tüm algıladıklarının da yansıma olduğunu bilmelidir avatar. Ve kesinlikle tartışmamalıdır bu evet. konuda. Çünkü tartışırsa bilinç aşaması yapamaz. Evet, zaten çok soru geldi. Biz şimdi burada 5 kişi izliyoruz. Hangimiz avatar? İşte biz hepimiz aynı bilinç seviyesindeyiz. Hangimiz avatar diye. O yüzden açıklamış oldun zaten. Herkes kendi içinden düşünsün bu konuyu. Evet. Evet. Tek bir kişiliktir. Öğretimiz tek bir kişiliktir. Üç mekanı aktarmaktadır. Bu şekildedir. Şöyle bir şey diyelim. Cehennem, cennet diye soru soruldu zannederim. Ben soracaktım ama daha oraya gelmemiştim. Hani adım adım gidecektim. O zaman sor bakalım. Tamam. Önce şimdi bu 300 konu dağılmasın. O hani dini konuları daha sonra soracağım ama şimdi 343 frekansı söyledik. Şimdi 343 evet. frekans şimdi ben kendi üstümden anlatayım arkadaşlara. Herkes kendi üstünden denesin. Benim varlığım burada. Kendimi getirdiğim bir bilinç noktası var. O bilinç noktasına göre karşımdaki 343 frekans olan yansımalarım 343 frekansa dizilmiş yansımaların bana rolünü oynuyorlar. Kimisi benden daha bilinçli, kimisi benden daha bilinçsiz gibi rolünü oynuyor ve şu ve bana rollerini oynuyorlar ya ama her şey avatar için. Yani avatar için rollerini evet. oynuyorlar ve evet. onların odak noktası avatardır. Evet, odak noktası avatardır. Onların aralarındaki olan konular da avatar için. Yani şöyle söyleyeyim, ben sokakta kavga eden iki kişi gördüm. Ondan evet. sonra bu avatarın konusu. Orada mesela sinema perde artık o kadar beni bilinçlendirdin ki yani seninle konuşa konuşa yazılarını okuya okuya artık hani o kadar başka bir görüyorum ki artık inanamaz yani böyle sinema perdesi ve ben dışında kimse yok. Her şey ışıktan varlık olarak yansıyor ve orada olan olayların hepsi aslında avatar için oynuyor. Buradaki onun bilinçlenmesi için. Peki burada avatar şu şekilde mi bilinç ölçülüyor, ölçümü yapılıyor acaba? Hangi bilinçte olduğu olaylar ve durumlar karşısında ölçülüyor zannediyorum. Doğru mu? Hani ben Evet, hangi tepkiyi doğrudur. Verirsem? Doğrudur. Yansımaların kendi aralarındaki düşünce, duygu ve davranışlar bir şeyler anlatmaktadır avatara. Avatar bunu bulmalıdır ve kendini değiştirmelidir. Bu yansımaların kendine anlatmak istediği konuyu idrak edip kendini değiştirmelidir. Avatarla yansımalarla hiçbir alakası yoktur o iletişimlerin. Evet. Yansımalarla avatarın arasındaki iletişimler de vardır. Bunların tümü avatarın o konudaki düşüncesini alıp da onu sınava sokmak içindir. Her olaydaki avatar düşüncesi kendi bilinç seviyesinin sınavıdır. Şimdi bu bilinç seviyelerinin sınavına olay ve durumlar geldiğinde avatar nasıl örnek üstünden gidelim. Hani biz seninle telefonda konuşuyoruz ya arkadaşlar da anlasın evet. diye örnekle daha güzel anlaşılıyor. Başıma gelen evet. bir olayı anlatayım ve bilinçlenme noktası orada nasıl olur onu sana sormak istiyorum. Evet. Şimdi az olay çok şükür biraz daha şey alandayım ben curcunalı bir alanda değilim ama arada olaylar gelmekte. Müşterilerimden bir tanesi, yanımda çalışan arkadaşlardan iki arkadaş vardı ve bir olay oldu. Ve ikisi de o an dükkanda olmadı bir şekilde özel bir durum oluştu ve ikisi de dükkanda olamadı. Ve o anda randevusu gelen kişi tabii ki randevusunu giremedi.
Bence ona mahcup olmamak üzere yani incelik yaparak dedim ki hani size özür diliyorum. Çok böyle bir problem oldu. Şu anda arkadaşlar hani randevuya sizi alamayacağız ama yarın gelirseniz ya da bir yarım saat sonra arkadaşlar burada olacak. Size %50 indirim verelim dedim. Ondan sonra ve ben o arada çıktım. Yanımda olan üçüncü arkadaşa bu müşteri inanılmaz derecede bağırmış, çağırmış ve %50 hakkım var benim istediğim. Ben ona kibarlıktan öyle bir şey söyledim. Haftaya geleceğim ve kullanacağım falan diye böyle yarın değil, yarım saatte sonra değil, haftaya gelip kullanacağım diye ama çok kötü bir şekilde dükkanın kapısını çarpıp çıkmış. Sonra bana böyle işte beni beklettiniz falan diye anormal derecede bir kötü bir yazı yazmış. Şimdi bu benim sınavım. Sınav Evet. geldi. Yani arkadaş sınav geldi. Ben de baktım. Peki dedim siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Ama ben size orada hani kendim de söyledim ki kibarlığından ve hani size %50 indirim vermek zorunda değildim. Ama ben size üzülmemeniz için ya da kendim için bunu yaptığım halde siz böyle davranıyorsunuz. Ama peki dedim geçtim. Ya da işte yapılmaması mesela iş yeri sahibim bu bir örnekti. İş yeri sahibim de bana yapılmaması gereken bir zam yaptı. Orada da peki dedim. Yani böyle olması gerekiyorsa böyle dedim ve geçtim. Burada bilinç sınavı burada olanı sadece olduğu gibi kabul etmek midir? Burada bizim bilinç sınavımızda nasıl geçip geçemeyeceğimizi, nasıl davranırsak, nötr davranırsak mı orada geçeceğiz? Yoksa burada hani kendini bir taraftan da hissettiğin durum mu önemlidir? Onun sinema perdesine yansıyan bir ışık olduğunda o kadar da öfkelenmiyorsun. Çünkü sana sınav geldiğini de biliyorsun. Burada her şey nasıl davranmalıyız, nasıl bir bilinç durumunda olmalıyız böyle olaylarda? Ne tür düşünceye ulaşmamışsan, özveri, feragat, fedakarlık, diğergamlıkla davranılması insanca olmuş olur. Ve gelene geldiği için, gidene de gittiği için izin vermek söz konusudur bu konuda. İnatla hiçbir yere varılmaz aslında. Sen bilinçlendikçe düşünce yeteneğin artar, beyin kapasiten yükselir. Dolayısıyla senin düşünce, duygu ve davranışların senin sınavın olmuş olur. Bu şekilde davranmak çok çok makul bir şey olmuş oldu. Nötr düşünceye ulaşmadığın halde. Ama nötr düşünceye ulaşsaydın sadece seyredecektin, olaya girmeyecektin. Hayır, peki deyip yani en ufak bir cümle bile söylemeden peki deyip okey. Sadece seyredecektik. Ama nötr düşünceye ulaşmamak bir söz konusuysa, özveri, feragat, fedakarlık, diğergamlık söz konusudur. Diğergamlık egonun tamamen tersidir. Bir başka varlığı düşünmektir. Kendinden başkasını düşünmektir. Diğergam. Egonun, bencilliğin tamamen tersidir. Bu şekilde davranıldığı takdirde olay yatıştırılmış olur. Tabii bir olay olmuş olmuyor. Peki deyip geçiyorsun ama böyle bir sınavda yine sınav mıdır? Artık düşüncene göre senin bilincini ölçmek için gelen bir şey midir? Bu şekilde gidiyor. Tabii aşağıda arkadaşlar ben öyle düşünmüyorum. Tabii de onların düşünceleri şöyle. Peki kendini ezdirmiş olmuyor musun diyor. Şimdi ben kendimi zaten onları sinema perdesine vuran ışıklar ve benim bilinç düzeyimi ölçmek için olayın geldiğini bildiğim için daha nötr ya da tam %100 nötr olmasam bile nötre yakın bir düzeyde bakabiliyorum. Peki orada kendimi Evet. ezdirmez miyim diyen arkadaşa nasıl bir cevap verirsin hocam? Böyle bir durumda. Başkası yok ki. Başkası yok ki. Başkası Hayır ki yok ki avatar. kim Kime? Evet. ezecek? Egodur işte, ezilmemek için ezmek gerekir derlerdi biz çalışırken. Ezilmemek için ezmek lazım. Zayıfı ezmek lazım derlerdi. Ben gülerdim sadece. Ezilmek diye bir konu yok. Hoşgörü sahibi varlıklar ezilmez aslında, yüksek varlıktır. Bir gün size hatıramı anlatayım. Evet hocam. Ben bir bankada çalışıyordum.
birçok serviste çalıştığım halde bir gün birisi geldi, beni yerimde bulmadı. Halbuki bir başka bölümde çalışıyordum o an. Ondan sonra iki müdür muavinim çıkıştı bana. Ondan sonra bir elektronik, mikrofonik bir ses duydum. Ama bayağı bozuldum tabii. Onlar bana zılgıç attıkları için. Elektronik, mikrofonik ses şöyle dedi. Altın üstündür, üstün altındır, dedi. Kendini üstün görenler altın Evet. varlıklardır. Alttan alanlar üstün varlıktır. Evet. Yani tek bir anlamı, 4-5 tane anlamı var bunun aslında. Ben kitabımda bunu anlattım. Altın en iletken maddedir. En iletken maddedir. Biz bilgiyi iletiyoruz karşımıza. Bütün avatarlara bilgiyi iletiyoruz. Altınım. Ben altınım. Çok güzel. Ama karşımdaki varlık da üstün görür kendini. Ama o üstün gören esas altındır. Çünkü evrimsizdir. Benden alttaki frekanslardadır. O Evet, var. anlamdaydı. İşte bu sorunun bir cevabı da örnek olarak. Yani işte biz nötr düşünce dediğimiz zaman onu böyle tam şey olarak algılıyoruz belki idrak olarak da hani mesela iyi, güzel, doğru, yanlış, haklı, haksız, kendimi ezdirir miyim, ezdirmez miyim? Bomboş bir bakışla baktığında zaten ne olması gerekiyorsa sana şimdi ben artık zaten seninle bu kadar konuşa konuşa böyle bir duruma gelmiş olayım. Çünkü artık hani o sinema perdesi, vizyon manyetik alan benden başka kimse yok ve herkes bana göre oyununu oynuyorsa artık kendimi niye ezdireyim, ezdirmeyeyim diye düşüneyim ki zaten ben varım ve ne oluyorsa zaten orada bir olay geliyor ve o olayda da benim bilinç sınavımı ölçecek yukarıdakiler diye düşünüyorum artık. O Evet, yüzden de evet. ona göre davranıyorum ama bunu zorla yapmıyorum gerçekten. Yani ne oluyorsa tamam olduğunu artık biliyorum ve bir olay ve durum geldiği zaman zaten içinde merkezinde kaldığımız noktada da olay zaten olması gerektiği gibi çok güzel çözülüyor. Bunu da çok deneyimlediğim için Evet. arkadaşlara da bunu söylemek istiyorum çünkü burası çok önemli bir nokta. Çok çok önemli Evet. bir nokta. Şimdi bununla ilgili soracağım başka bir şey var mıydı? Bu 343 frekansla birlikte ölüm, şimdi bu uzun bir konu, burayı anlatmak istemiyorum ama 343 frekansla biz öldüğümüz zaman sen anlatmıştın, istersen anlat. Biz yani ölüm yok ama çözülüm sırasında avatar çözüldüğünde yansımaları da onunla birlikte gidip sonra bir sonraki tekrar 78 bin yıl Hayır, yaşıyor ya. hayır, Onu bana tam hayır, anlatalım. Hı. hayır. Şimdi hücreler iki türlü. Hı. İki türlü hücreler. Yansımalar avatarın hücrelerinin yansımasıdır. Hı. Ama onlar ışıktan varlıktırlar ve avatarın düşündüklerini yerine getirirler ve avatarın kendi kendini yetiştirmesi için ona yardımcı olurlar. Bu yansımaların yetişmesi, bilinçlenmesi söz konusu değildir. Yansımaların yetişmesi, bilinçlenmesi söz konusu değildir. Onlar sadece avatarın bilinçlenmesine yardımcı oluyorlar kendi yaptıkları rollerle. Ama avatarın bedenini oluşturan hücreler vardır. Burada takılıyorum, evet. Avatarın bedenini oluşturan hücreler var ki bu hücrelerin avatar öğretmenidir. Hücreler avatarın öğrencisidir. Bedenini oluştururlar toplam olarak bir astronot elbisesi oluştururlar ve avatar hangi bilinç seviyesindeyse o bilinç seviyesinin gerektirdiği boyutta o bedenle öğrenim görür. Ama bir de avatar hücrelerinin öğretmenidir.
onların eşit frekansta evrimleşmesini sağlar. Şimdi üst beninden kozmik akım olarak gelen bilgiyi avatar alır ve kendi kendini yetiştirmeye çalışır. Avatarın düşüncesini de hücreler kozmik akımı olarak alır ve kendi kendilerini yetiştirmeye çalışırlar. Yani burada aslında düşüneceğim şey bunları nasıl yetiştirdim, yetiştirmedim değil. Ben kendim yetiştirdikçe onlar zaten ben bilinç seviyelerini atladıkça onlar da zaten Evet. bilinçleniyorlar. Değil mi? O Evet, şekilde aynen. onlarla Aynen. ilgilenmeme gerek yok yani. Avatarın bilinci, avatarın bilinci hücrelerin bilincinin toplamına denktir. İşte bu konuda mesela yansımaların hepsini aynı hizaya getirmek nasıl olur? Bununla ilgili bir şeyler Yani anlatır mısın? yansımalar avatarın etrafında kendini yetiştirmesi için yardımcı olurlar ya, avatar birlik bilincinde olması lazım. Tek başınadır. Nasıl birlik bilincinde olacak? Bir karşısındakilerini önce kendi gibi varlık olarak algılar ve birçok bölümler var. Futbol takımı, millet, cinsiyet, şu bu. Bu ikilemleri birliğe dönüştürmesi lazım. Peki hiç olay gelmez mi artık iyice nötr seviyede olunca hiçbir sınava tabi artık bilincim tam olduğunda bana hiçbir olay gelmemesi lazım. Doğru mu? Böyle mi olur? Gelir. Gene mi Olay gelir? gelmeye devam eder. Olay gelmeye devam eder. Allah sistemi senaryoları yollamaya devam eder ama avatar sadece bakar. Anladım. Peki der Sadece geçer. izleyici olur. Sadece izleyici olur. O konuda hiçbir değerlendirme yok. Tamam. Yani iyi, güzel, doğru, kötü, çirkin, boş yanlış. bakmak. Boş bakacağız Evet. gelene. Değerlendirmek, nitelemeyeceğiz yani. Boş bakmak ama evrimli bir boş bakmak var. Evet. Tabii oyun rol şeklinde değil. Bu da acı verici olur dediğin gibi. Ama Evet. Peki bu sinema perdesi dedik. Sinema perdesini izleyen ve içinde varım gibi düşünüyorum ve her şeyi yazdığım, yönettiğim, kendi duygularım ve düşüncelerimin yansıttığı ve maddeleştiği ve kendimi içinde bulduğum bir dünyada yaşıyorum. Yani yansımalarım aslında ki yaptıkları roller benim içimdeki düşüncelere göre şekil alıp karşımda beliriyorlar olaylar ve durumlar. Yani benim Evet. korkularım neyse, inançlarım neyse, düşüncelerim neyse, o getirdiğim düşünceler ve içimdeki duygulara göre karşımda şekil alarak bana rollerini oynuyorlar. Evet. Peki bu Evet. sinema sahnesi neye göre değişir? Benim duygularım ve düşüncelerim değiştikçe ve korkularım azaldıkça da ona göre bir sahneye çıkarım o zaman ben. Yani Tabii aslında ki. kendi hayatımı kendim oluşturuyorum. Bir tiyatro Evet. sahnesi gibi. O zaman ben evrim aldıkça ve bir üst bilinç seviyedeki evrime çıktıkça o tiyatro sahnesi kapanıp başka yeni bir sayfa açılıyor. Yeni bir tiyatro sahnesi gibi Tabii ki evet. düşünebiliriz yani böyle. Evet. Yani ben neysem dünyam öyle. Hiç kimse... Evet, ne düşünürsen onu yaratıp içinde yaşıyorsun. Evet, Ve diyelim. eğer arzun beklentin varsa, arzun beklentin doğrultusunda olanları iyi, güzel, doğru, olmayanları kötü, çirkin ve yanlış olarak niteliyorsun. Ve icap ederse onları yargılıyorsun, ceza veriyorsun, ödül veriyorsun. Ama aslında onlar senin hücrelerinin yansıması. Evet. Varlık değiller. Şimdi böyle konuşunca da yani bunları idrak ettikçe de zaten istek ve beklentiler çok anlamsızlaşmıyor mu? Çünkü artık sen bir sinema perdesinin içinde olduğunu, yani buranın vizyon manyetik alan, dışarıdaki insanların bir yansıma olduğunu anladığında, o zaman zaten istek ve beklentiler bunu idrak ettiğinde otomatik olarak çok azalmıyor mu? Öyle olur değil mi hocam? Yani Azalır ve ben de öyle oluyorum. sıfırlanır. Evet. Azalır ve sıfırlanır. Ben diyorum ki hiçbir şeye ve hiçbir kimseye ihtiyacım yoktur.
Hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacım yoktur şu anda. Evet, çok güzel anlattığın hikayeler var ama bir sonraki yayınımızda konuyu bölmek istemiyorum. Bunu çok arkadaşlara da söylemek istiyorum. İnanılmaz, hani uzun zamandır parasız kaldığın ve nasıl her şeyin tıkır tıkır işlediği, hiçbir şey nasıl paran olmasa bile sistemin sana her Evet. şeyin önüne nasıl serdiği ile ilgili örnekler var. Evet. Peki Avatar'ın görevi var mıdır? Hani biz seninle bu konuyu konuştuk ama arkadaşlar da duysunlar istiyorum. Hani onun böyle internette yayınlanan bazı şeyler var ya, burada görevli ruhlar indi, şu zamanda görevleri var, onların burada bulunmaları lazım falan gibi böyle bir şey var mı? Yoksa en büyük görev kendi içimizi temizlemek, yani kendi bilincimizi yükseltmek midir? Bunlarla Evet. ilgili ne dersin? Avatar'ın iki tane görevi vardır. Birincisi kendi bilincini yükseltmek ve bedenindeki hücrelerin bilincini yükseltmek. Kendi bilincini yükselttiği zaman düşüncesiyle hücrelerini de yetiştirir ve onların bilinçleri yükseldiği zaman da bedenin hızı artar. Bedenin hızı artınca bilincin yüksekliği oranında hız arttığından avatar bir üstteki frekansa, bir üstteki boyuta geçmeye hak kazanır. Çünkü her bir boyutun, her bir frekansın alttan üste doğru düşünürsek mekan bant hızı farklıdır ve alttan üste doğru hızlanır. Dolayısıyla yükseldiği zaman bedenin hızı da o bilincin yüksekliği oranında artar ve bilinç bedeniyle birlikte bir üstteki boyuta geçmiş olur. O bir üstteki boyutun mekan bant hızı kendi bilincine uygun bir hızdır ve bedeninin hızı da o mekan bant hızına denktir. Dolayısıyla o toprağa rahatlıkla basabilir avatar. Çünkü koşu bandı onu üzerinden atmaz. Dengesiz olduğu için bir evrimsiz, bilinçsiz varlık. Farz edin ki üçüncü düğmeye basılmış bir koşu bandında koşan üçüncü boyut varlığı, altıncı, yedinci boyut mekan bant hızına ayak uyduramaz. O mekan bantı o varlığı üzerinden atar. Dolayısıyla diyoruz ki şehitlik mertebesi yoktur. Çünkü birisi istedi, askerler gitti, savaştı, öldü. Üçüncü boyut varlığıysa o savaşıp ölen 19. boyut bilincinde olmadığı için 19. boyut mekan bant hızına ayak uyduramaz. Hatır gönül yoktur. Allah sisteminde hatır gönül iltimas yoktur. Savaşan sadece kendi düşüncesine uygun olarak savaşmış, ölmüştür. Yeniden doğar ve bilincinin gereğini yaşayabilir. Evet, şimdi bir soru soruyorum. Bu sohbeti dinleyen bir avatar düşük bir bilinç olabilir mi? Çünkü bu sohbetin de bir frekansı yok mu? Sen bize çok yüksek bilgiler veriyorsun. Ne dersin bu konuda Evet. acaba? Evet. Şöyle bir şey. Her bilgi aynı bilgidir. Her kim bilgi aldığını iddia ederse, bilgi aldığını söylerse, aldığı bilgi merkezden aynı bilgidir verilen. Ama alan kişi kendi bilinç seviyesine uygun olarak yansıtmaktadır bu bilgiyi. Dolayısıyla alıp yansıtanın bilinç seviyesine göre yansıtıldığın için çok çok farklı bilgiler ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla avatar hangi bilinç seviyesine gönül ferahlığıyla uyabilirse o öğretiyi alması söz konusudur. Yani ben Hande olarak kendim hep şuna inanırım, buna çok inanırım. Doğrudur, değildir bilmiyorum ama inandığım için yaratıyor olabilirim de.
Önce bilgi gelir, sonra kendi gelir. Yani ben bir bilinçleneceksem, o seviyeye geldiysem, onun bir şekilde frekansı bilgilerle bana gelir, seni bulmam gibi. Daha sonrasında da zaten Evet. o bilgiyi ilk başta idrak edemesem bile okurum, 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 heyecanlanırım. Mesela dinlemeye çalışırım. Anlamasam da dinlerim, dinlerim ve mesela bir yıldır takip ediyorum ve bütün yazılarını okuyorum ama mesela düşüncenin içinde yaşamak nedir, nötr düşünce nedir, ne kadar basit ve herkesin anlayacağı şeyler. Ama bugün geldiğim noktada ben birkaç gündür bunu böyle o kadar derinden anlıyorum ki. Hani nötr düşünce nedir hep biliyoruz ama bunun daha derini açığa çıkıyor, daha derin algılıyorum. Düşüncelerin içinde yaşamak ne demek? 10 kat daha derin algılıyorum geçen sene Evet. algıladığımda. Evet. Yani önce bilgi gelir, sonra kendisi gelir. Dolayısıyla burada avatar olarak seni dinleyen bir bilinç de bu frekanslar, yani bu bilgileri alıyorsa bunu kendinden açacağı için zaten bu bilgileri dinliyordur diye düşünürüm ben. Evet, aynen doğrudur. Doğrudur. Hı. Herhangi bir düşük frekanslı avatar bu konuşmaları dinleyemez. Evet, bunu söylemek istiyorum. Çok doğru, çok Evet, güzel. dinleyemez. Hı. Beni bulan bilinci çok yüksek varlıklardır. Çok şükür. Evet. Hocam, Çünkü şimdi verdiğimiz bilgi merkezden olan bilgidir. Saf, saf bilgidir. Bu hocam. bilgiyi herkes alır ama kendi frekansına uygun olarak Hı. yansıttığı için çok dağılır, konu dağılır. Bir arkadaş soru sordu. Dedi ki her bilinç atlama noktasında ölüm, çözülüm var mıdır? Bir de önce bunu cevapla, sonra ben kendi sorumu sorayım. Bu aşağıdan Hayır. gelen bir soruydu. Hı. Hayır. İlla ki çözülüm olacak diye bir konu söz konusu değil. Varlıklar, daha doğrusu hücreler, avatar farkına varsın veya varmasın, Hı. devamlı olarak bedenden ayrılır, yaratan boyutuna çıkıp DNA yapıları değişir ve tekrar bedene gelirler. Bilinç de aynı şekildedir. Bilinç de çıkıp tartılır, Hı. ölçülür ve tekrar bedene gelir. İki türlü ölüm vardır diyoruz işte o konuda. Bir, yeniden bulunduğu boyuta dönecek olan avatarın ölümü ve tekrar doğumu. Bir de çözülüm olduktan sonra bilinç seviyesi bir üst boyuta uygunsa, o bir üstteki boyutta doğması sağlanır, tekrar bıraktığı boyuta dönmez. Şimdi diyelim ki benim üstümden gidelim. Arkadaşlar da kendi üstlerinden anlasınlar. Ben bu Hande olarak geldiğim bu hayatıma diyelim ki beşinci basamaktan, beşinci bilinç düzeyinden geldim. Doğdum. Evet. Doğdum. Daha 19 var. Yani bayağı birçok var. 14 tane daha basamak atlamam gerekiyor. Peki bu basamakları mesela 60 yaşına kadar hepsini atlayabiliyor muyum? Hiç böyle bu şekilde. Yani bu kadar uzun çok mu bilinçlenmem Atlanılabilir gerekiyor? tabii ki. Atlanılabilir tabii ki. Ama istek ve gayretle atlanılabilir aslında. Hı. Dedik ya, her an hücreler ve bilinç yaratan boyutuna çıkar, iner. Tekrar Hı. bedene iner ve dolayısıyla ölçümler yapılır, DNA yapıları değişir ve varlığın, bilincin düşünce yeteneği artar, beyin kapasitesi yükselir. İlla ki çözülüme uğramak şart değildir. Şart değildir. Çözülüme uğramanın şartı daha önce de söyledik zannederim bunu, telomerdir. Hı. Sebebi telomer diye bir hücrenin içinde bulunan bir elemandır. Hı. Bu telomer, büyük harf H gibi bir şey düşünürseniz, büyük harf H'nin alt uçları çok uzundur aşağıya doğru. Hücre yeni olduğunda, yani çocuk yeni doğduğu zaman
H'nin uçları çok büyüktür. Hücre değişimi oldukça bu H'nin uçları kısalır kısalır ve üst ucuyla alt ucu eşit olunca, yani tamamen bir H görünümünü alınca hücre yenilenmesi olmaz artık. Dolayısıyla çözülüm gerçekleşmiş olur. Anladım. Yeniden uzun kuyruklu telomeri elde edebilmek için. Ve klonlama söz konusuydu. Klonlama. Klonlarlar herhangi bir hayvanı ama ömrü çok az olur. Niçin ömrü çok az olur? Klonlanan çocuk, doğan çocuk, annesinin telomerinin bu kuyruk uzunluğuna sahiptir. Dolayısıyla yaşlıdır. Yeni doğduğu halde annesinin yaşındadır. Onun için erken ölür. Evet, anladım. Bir de mesela bu bilinç aşamaları yapıyoruz. Dedik ki üçüncü boyut şeriat insanı hayvan, yani şempanze bilincinin çok az üstünde, biraz üstünde bir bilinç seviyesidir. Şeriat bilincinde yaşayan insanlar. Daha sonra daha önceki videolarımızda söylemiştik, ben kısa geçmek için. Zamansızlığı anlayan, zamanın var olmadığını ve zamanın bir hız olduğunu gibi hisseden insanlar beşinci boyuttadır dedik. Altıncı boyut ölümsüzlüğü anlamak. Sonra daha sonrasında enel hak, ben tanrıyım, yani ben üst benimin bilinciyim, ben üst benimi anlamak, enel hak. Ve daha sonra vahdeti vücut, her şeyin kendin için olduğunu anlamak, sinema perdesinin sahibinin sen olduğunu, yani her şeyin senden yansıyan olduğunu, her şeyin orada senin için var olduğunu hissetmek, sinema filminin sen olduğunu fark etmek, vahdeti vücut. Şimdi daha sonrasına şimdi bu vahdeti boyutlarda vücut, vahdeti vücut, tüm algıladığım her şey ve herkes beni oluşturuyor. Beni oluşturuyor, evet. Şimdi buraya kadar algıladık. Daha üstünü sonra soracağım, biraz sonra. Ama bilinç aşaması yaparken ilk önce avatar düşündüklerinin içinde yaşadığını anlıyor. Ve daha sonra bu önce aşamalardan bilmez. Önce Önce bilmiyor. bilmez. Sonra yavaş yavaş fark etmeye başlar. Ondan sonra da en son aşamada bilinçli olarak düşünerek yaratmaya başlar. Evet, sonra Bilinçli da olarak evet. Düşünüp yaratan bilinç daha sonra nötr düşünceye ulaşmış olur. En sonunda da düşünmeme eylemini gerçekleştirir ve vizyon manyetik alanının boş olduğunu algılar. Çünkü düşündükleri oluşur ve içinde yaşar ya, yaratır, düşündüklerini yaratır ve içinde yaşar. Düşünmediği zaman oluşturmaz ve vizyon manyetik alanı boşalmış olur. Buna hiçlik boyutu diyoruz. Rahman boyutunun özelliğidir. Avatar bu düşüncelerini fark ettiği noktada, yani düşüncelerin içinde yaşadığını fark edip nötr alana geçme, o zaman daha kolay olmuyor mu? Oradan sonra mesela o bilinç sıçramalarını yapmak daha kolay değil midir? Yani önce düşüncelerinin içinde yaşadığını anlayan kişi düşünmediğinde de düşünmediğini, yani oluşmayacağını anlar ve yavaş yavaş bunun antrenmanını yaparak ve düşüncelerine hakim olarak, tetikte olarak kaldığı noktada bu bilinç aşaması, yani öngörülen noktaya bu aşamadan sonra hızla geçmek doğru mudur? Yani hızla geçilir gibi geliyor bana bu Evet, noktalar. hızla geçilir, evet. Onun için diyoruz ya, bu anlatılanlar biri biter o biri başlar diye bir söz konusu değil. Evet. Birbirinin içindedir. Birbirinin içindedir diyoruz. Yani korkacak bir şey yok. Bilinç aşamaları. Evet, hani bu beton, ben ya yani Betonova'ya ulaşamazsam diye böyle bir korkmaya gerek yok. Çünkü bazı bir şeyler bu kadar geldiyse zaten çorap söküğü gibi tık 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 oralara da geçilecektir. O kadar bilinçlenince birbiri ardına bilinçleniyordur. Bir noktaya geldikten sonra daha kolay olacaktır gibi geliyor bana hep. Evet, doğrudur. Ben Evet. işte şunu anlatmak isterdim. Huni şeklindedir bu durum. Rahim boyutu Huni'nin dar kısmıdır. Yaratan boyutu biraz daha geniş kısmı.
Rahman boyutu Huni'nin çıkış noktasıdır. Ve çok bol, çok geniş, çok ferah olmuş olur. Ve işte cehennemi anlatacaktık bu konuda. Olsun, zamanı hiç şey yapmayalım. Çünkü 2 saat de olsa ben keseceğim, konuşacağız hepsini. Önemli değil. 1 saati geçmesin Tamam. dedim ama geçsin. Ben uğraşırım yani, önemli değil. Çünkü çok güzel, Peki. çok ben de merak ediyorum. Kesmek istemiyorum. Sorun Evet. değil zaman. Şimdi çünkü benim de tıkır tıkır şimdi aklıma geliyor. Onları da bırakmak istemiyorum soruları. Yedinci Evet, boyuta tamam. geldim diyelim. Yani yedinci boyut neresi oluyordu? İşte enel hakları. Yedinci boyut rahim boyutunun son boyutu. Tanrısallığa giriş boyutu Tamam. Bu noktadan oluyor. sonra hani ben şöyle demiştim sana bir gün telefonda. Eyvah hocam, ben 7'ye gelmiş olsam bile daha 12 var 19'a. Gene çok uğraş bu hayatta nasıl geleceğim demiştim. Sen de demiştin ki valla oraya geldiysen zaten 10 boyut üstünden yansıma alırsın demiştin. Yani 7 ise o 17 oluyor. Hani az kalmış oluyor gibi söylemiştin bana. Ben bunu bu yansıma konusunu tam anlamadım aslında. Yani 7 boyut 10 boyut üstünden yansıma alır. Şimdi Yani şöyle bir şey, şöyle bir şey. Betanova laboratuvarında küp sistemi var ya. evet. Betanova laboratuvarında küp sistemi var. Evet. Bunu anlatıyoruz, küpçük diye anlatıyoruz. Her bir boyut kendi üzerinden 10 boyut üzerinden yansıma alır. Şimdi 7. boyut mükemmel boyut. Cehennemden çıkış boyutu, tanrısallığa giriş boyutudur. 8. boyut ve 9. boyut tanrı boyutu olmuş oluyor. Tanrı boyutu. 10. boyut küp sistemi dedik. 10. boyut küp sistemi dedik ve bu küp sistemini Betanova'nın laboratuvarına uyguladık. 11. boyut Rahman boyutuna giriştir. Buraya kadar 11. geldik mi biter mi? Yani 11'i aldım ben. Onu küp sisteminde yalnız olduğumu anlayıp idrak ettiğimde ve nötr alan artık düşüncesiz alana gelip her şeyden enerjimi kestiğimde Betonova'ya çıkılır mı? 11'den 12, 13, 14 diye düşünmeme gerek yok mu? Hayır, var, Hı. var. Şöyle bir şey işte. 8. 9. boyuta geldin mi? 10. boyuta geçilir. Küp sistemidir. Küp sistemi 10 boyut üzerinden yansıma alır. Yani 20. boyuttan yansıma alır. Yani gürzün dışından, kürzden, mutlak boyuttan yansıma alır. Dolayısıyla küp sistemini hakikaten 20, 21, 22 ve 23. boyut varlığı olan mutlak boyut varlıkları yaratmıştır. Ondan sonraki boyutlar 11. boyutla 19. boyut arasındaki boyutlar hakiki alfanovanın ve o gürzün beyni durumundadır. Yaratıcı durumundadır. Ve burada sistem, nizam, düzen, birleşik insanlık realitesi ve konseyler vardır. Bütün kozmik yapıyı bu beyin idare eder. Ama Yani hepsi benim aynı frekanstadır. Hepsi aynı frekanstadır. 11. boyuta ulaştın mı, Rahman boyutuna ulaşmışsındır. Ve Rahman boyutunda şimdi rahim boyutunda varlık öğrenir ve bilincini yükseltir. Yaratan boyutunda düşünce antrenmanı yapar, düşünce evrimini yapar. Biraz önce söyledik. Önce fark etmez düşünüp yarattığını, sonra fark etmeye başlar, en sonunda da bilinçli düşünür ve yaratır. Yaratan boyutu bu şekilde. Daha üstüne geçti mi, görev alır. Varlık görev alır. Ama yansıma olduklarını fark etmediği halde etrafındaki insanları yetiştirmeye çalışır. Rahman boyutuna geçtiği zaman bilinç olarak.
etrafındaki insanları yetiştirmeye çalışır. Halbuki etrafındaki insanlar yetişmeye ihtiyacı olan varlıklar, oluşumlar değildir, yansımadılar. Ama kendi bedenindeki hücreleri yetiştirdiğinin farkında değil insanlar, avatar. Sonradan işte bilinç aşaması yapabilmesi için biz ona söylüyoruz ve farkındalığını sağlıyoruz. Yani ben sadece şunu anladım. Sen ilave et. Ben küp sistemin içinde boş olduğunu anladıktan sonra bilinçlenmem için yapmam gereken ne var artık o saatten sonra? Yok. Hiçbir şey yok. Yani, Betonova'ya getirdim. Tamam, benim için önemli olan bu. Daha fazla evet. Hani o 10'a geldim. 11'de şu var. Bunu bilinçlenmem lazım. Hayır, Bunu hayır, anlamam. Hayır. Öyle bir şey yok yani. Şimdi daha önceki konularımızda şimdi ben bir de Perşembe akşamları sohbetim var. Hangisini hangisinde söylediğimi pek fark etmiyorum Önemli da. Değil. Hepsini hep dinleriz. Neydi söyleyeceğimiz? Betanova'ya geçen, Rahman boyutuna geçen varlık yaratıcı olmuş olur. Yaratıcı olmuş olur ve kendi kendini yetiştirmiş olur. Bedenindeki hücreleri yetiştirmiş olur. Yani tek başınadır aslında ve yansımalarıyla bir olması lazım. Ama yanlış öğretilerden dolayı kendini hakiki alfanovada zannettiği için varlıkları yetiştirmeye çalışırlar. Halbuki yansımalar yetişmeye ihtiyacı olmayan ışıktan varlıktırlar. Avatar'ın yetiştirmesi gereken kendi düşüncesiyle bedenindeki hücreleri yetiştirmesi söz konusudur. Hocam siz kaçıncı boyuttasınız? Kendi yaşadıklarınızla örneklesiniz, sanki daha iyi anlayacağız diye bir soru geldi. Siz kaçıncı boyuttasınız? Ben mutlak boyut varlığı olarak 20-23. boyuttayım. Evet. Buraya Avatar'ın vizyon manyetik alanına yansıma yaptınız siz. Evet, şimdi ben söylemek gerekirse söyleyelim. Söyleyelim. Betanova'yı yaratan 7 mutlak boyut varlığından biriyim. Betanova'da laboratuvar kurduk ve bütün Atlantalıları laboratuvara ben taşıdım. Ana geminin pilotu bendim. O ana geminin ismi de Ikaros. Ikaros'du. Geminin ismi Ikaros'du. Ben o geminin kaptanıydım. Hem vizyon manyetik alanı yarattık, hem küpçükleri yarattık, hem avatarı yarattık ve en sonunda da avatarın Betanova'ya geçip de Rahman boyutuna geçecekler tabii bilinç olarak. Oraya vardıkları zaman o beyni çalıştırıp onları kendiliğine bırakacağız ve onlar Betanova'nın devamını ve varlıklarını yaratacaklar. Bizim görevimiz bu. Onun için ben 20-23. boyut varlığıyım şu anda. Ve şöyle bir şey oldu. Her bir küpçeğe kendimi aynı anda yansıttım. Nasıl yansıtmış oluyorum? Avatar'ın yansımalarından birinin bedenini ödünç olarak alarak kendimi yansıttım. Her bir avatarın vizyon manyetik alanında ben varım ama farklı farklı insanlar olarak. Evet. Dolayısıyla her birinin bir yansımasının bedenini ödünç olarak aldığıma göre her bir avatarın vizyon manyetik alanında varım. Ve şöyle bir şey oluyor. 78 bin yıl bitmiştir. Mutlak boyutta
Örnek olarak veriyoruz bunu. Günü yok zaten mutlak boyutun ama ölçü olsun diye söylüyoruz. Mutlak boyutun bir günü bu vizyon manyetik alanda 50 bin yıldır. Dolayısıyla 78 bin yıl geçtiğine göre 1,56 gün geçmiştir başlangıçtan itibaren. Ve ben 78 bin yıldır Avatar'ın vizyon manyetik alanında kendine yardımcı oluyorum. Yani 78 bin yılda Avatar birçok hayat yaşadı. O birçok hayatına yansıttın mı kendini, hepsine? Zaten vizyon manyetik alanında varım. Vizyon manyetik alanda varım. Çözülüme uğradığı zaman ben gene varım. Hep oradasın. Peki orada da böyle mi gözüküyorsun diye bir soru geldi. Hayır. Nasıl gözüküyorsun? Bu üçüncü boyut bedeni. Üçüncü boyut bedenidir. Orada şimdi biraz önce hızdan bahsettik. Madde hızı arttıkça madde yoğunluğu azalır. Dolayısıyla üst boyutlardaki bedene beden demiyoruz. Form diyoruz. Form diyoruz. Çünkü üst boyutlarda varlık bedeni sabit görünümde değildir. Önemli 20. boyuttan itibaren sabit görünümde değildir. Tek hücre olduğu halde 20. boyutta sabit bir görünümü yok. Değişkendir sınırları. Değişkendir. Madde yoğunluğu da yok. Şeffaftır. Arapçada da seyyal derler. Yani Betonova'ya geçerse Avatar 20. boyutta onun görünümü bu bedenle mi olacak? Ya da bu beden dışında nasıl bir görünüm şimdi, olacak acaba? Daha önceki öğretilerimizde, sohbetlerimizde bir örnek verdim. Gulliver'in seyahatlerini herkes evet. okumuştur herhalde. Evet. Herkes okumuştur. Bir kendi esas ülkesinde boyu normal insan boyundadır. Ama bir başka ülkeye geçtiğinde dev görünümündedir. Hiç bedeninin sınırları değişmediği halde. Üçüncü bir mekana geçtiği zaman da o mekandaki varlıklar dev gibidir. Kendi miniciktir. Dolayısıyla varlık bu hücrelerle, bu bedenle Betanova'ya geçecek ama tek hücre görevi yapacak. Evet, yani boşuna nasıl değil o masallarda. Evet, nasıl ki kürz dürülür, tek hücreli bitki olur. Kürz birikir, tek hücreli bitki olur. Her bir 20 boyutta bir varlığın dürülmesi söz konusu vardır. Dolayısıyla tek hücreli bitki gelişir bitki piramidinde ve bitki piramidinin en üzerindeki tek bir taş hurmadır. Hurma milyarlarca hücreye sahip bir ağaç, bir varlık olduğu halde hayvan piramidinin en altına en altındaki sıraya tek bir taş olarak geçtiği zaman dürülerek tek hücreli hayvan olmuş olur. Hurmayla tek hücreli hayvan aynı varlık olduğu halde birisi hurmadır, bitkilerin tanrısıdır ve birçok hücreye sahiptir. Ama dürülerek hayvan piramidinin altındaki bir taş durumuna gelince tek hücreye sahip olmuş olur. Dolayısıyla bedensiz varlık kesinlikle yoktur. Her varlık bedenlidir. Ama üst boyutlara çıkıldıkça hız arttığı için bedenin hızı da bulunduğu mekan bant hızına uygun olarak, denk olarak hızlıdır. Ve dolayısıyla biz ona enerji beden de diyebilirsiniz. Form da diyebilirsiniz. Seyyaldir, şeffaftır. Öyle katı görünümü yoktur. Katı madde görünümü yoktur. Şimdi
Bizler aslında yaratılmışın içindeyiz. Yani asıl yaratıcı çok 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 yukarılarda. Biz yarattığıyız belki de bilmiyoruz, değil mi? Asıl mutlak Evet. yaratıcıyı tahmin bile edemeyiz herhalde gibi geliyor bana Onu yani. bir daha isterseniz iznin varsa açıklayayım. Evet, tabii E, ki. hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova sonsuz büyüklükte bir kozmik yapıdır diyoruz ya. Evet. Sonsuz büyüklükte bir kozmik yapı aslında sonludur. Ama bize göre sonsuzdur. Çünkü ucunu bucağını bulamayız onun. Daha biz Ay'a bile zor gittik. Dolayısıyla hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova sonludur ve bir portakal dilimine benzer. Bu portakal diliminin yanında 342 tane daha portakal dilimi vardır ve 343 dilimden oluşan bir küreyi oluştururlar. Onlar da sonsuz büyüklükteki kozmik yapıdır. 343 tanedir. Ama bu tek bir küreyi oluşturduğu halde bunu bir elektronun benzeri olarak düşünürseniz onun artı sonsuzuna doğru da bu kozmik yapı zinciri devam etmektedir. Evet. Şeyde Kürze kadar gelmiştik. 1800 gürzün birleşiminden bir kürz oluşur. Kürzler kırklı gruplar halindedirler. Kürzlerin birleşiminden Ketotlar. Atalanta oluşur. Atalantalı'nın birleşiminden atom, atomların birleşiminden keton, ketonların birleşiminden keteplon oluşur ve artı sonsuza doğru gider. Ve bu hakiki Alfa Nova'yı oluşturur. Aslında portakal dilimi olarak söylediğimiz. Evet. Bir Sonsuz metafor. büyüklüktedir. Evet. Biraz önce yaratıcıdan bahsetmiştiniz. Evet. Şimdi bu anlatılanların yaratıcısını biz bilemiyoruz. Çünkü yarattığının dışındadır. Biz yaratılanın içindeyiz. Dolayısıyla yaratılmışız ve yaratılmışın içindeyiz. Dolayısıyla biz yaratıcımızı kesinlikle tarif edemeyiz, Edemeyiz. algılayamayız. Ama şöyle bir şey var. Hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'nın içindeki 20-23. Boyut varlığı olan mutlak boyut varlıkları da vizyon manyetik alanı yansımaları ve avatarı yarattılar ve bunun başlangıcında da Betanova'yı yarattılar. Ama onlar Yaratılmışın içinde. kendilerini bize anlatmakta olduklarından biz onları nasıl olduklarını biliyoruz, algılayamasak bile. Evet, ama herhalde şöyle bir şey var. Şimdi Avatar, yani benim Atlantalı olan üst benimde, yani herkesin ve her şeyin amacı zaten üstteki boyutlara çıkmak. Yani ben işte buradan oraya çıkacağım. Benim üst benim kendinden üste çıkacak. Onun üstü de onun üstüne çıkacak. Böyle hep bir döngü olarak hep yukarıya ve yaratıcıya ulaşma Evet. döngüsü var yani. Evet. Sonuçta sistem böyle ve bu bizim akıllarımız gibi değil. O boyutlar, yani şöyle düşünüyorum ben hep, hani hayvan ikinci boyut, insan üçüncü boyut. Hani şempanze ile arandaki farkı düşün ya da bir Tek karınca ile bir çizgi. arandaki farkı düşün. Genetik yapımızda tek bir çizgi farkımız var şempanze ile. Evet. Yani O kadar benzer yani. hayır, işte bu kadar, bir boyutun farkı bu kadarsa, yani o yüzüncü boyutu algılamak falan, oho, karıncasının karıncası daha değilsin yani, daha. Yani Evet, bir önce oraya imkansız. çık. Evet, o bizim burada yapabileceğimiz şey işte en fazla 20. boyutu, bu hayatta çıkabilirsek çıkacağız. Ondan sonrası artık ondan sonra yani. Öyle bir Evet. muazzam bir sonsuzluğun içindeyiz sonuçta. Ama şöyle bir bilgi var. Evrim ve tekamül ila nihayedir. Sonsuza kadar evrim alıp boyut yükselteceğiz.
boyutumuzu yükselteceğiz. Bu evrim ve tekamül kesinlikle bitmez. Bitmez. Yani işte çok çok derin bir konu. Bu konuyu böyle kapatalım. Bir de bir son bir soru daha söyleyeyim. Sonra öbür konuya geçelim. Hocam Bülent Çorak'ın yazdığı bilgi kitapta bunlar var mı diyor. Bu felsefe yok. Bu Ama felsefe bazı yok. bir şeyleri hakiki alfano olarak anlattık. Hı. Anlattık Kangu. ama Bülent Hanım tek bir kozmik yapıdan bahseder, hakiki alfanovadan bahseder ve tüm varlıklarının hakiki alfanovada yaşadığını farz eder ve çok azıcık da betonovadan bahseder, vizyon manyetik alandan bahsettiği yok. Dolayısıyla çok eksik, çok aksak bir öğreti olmuş olur bizimkinin yanında. Evet. Şimdi diğer konuya bir de son bir soru daha. Kan gruplarının bir anlamı var mıdır? Bunlarla ilişkisi var mıdır? Yok, Yok. kesinlikle yok. Hı. Zaten yaratılırken, hakiki alfanovadaki varlıklar yaratılırken çokluk olsun ve birliğe ulaşılsın diye dört grup yaratıldı hakiki alfanovanın ilk üçüncü boyut varlığı yaratılırken. Bunlar beyazlar, sarılar, esmerler ve siyahlardı. Ve dünyanın çeşitli yerlerine kondular ve dolayısıyla tek bir Adem modeliydi bunlar. Ama şimdi 13 tane olmuş oldu. 13 tane ırk meydana geldi birbirlerinin karışımından. Birbirlerinden farkları yok. Renk farkı var sadece. Kan grupları da 4 bölüm, 4 tane. Tamam. Zaten 4 grup oluşturulmuştu. Hocam şimdi kapatıyorum canlı yayını yayınlayabilmek için rahat. Sonra tekrar canlı yayın yapıp ikinci bölüme geçiyorum. 5 dakika sonra uygun mu sizin için? Tamam. Uygun tabii. Tamam, saat Evet. 22:14. 5 dakika sonra tam diyelim 22:20'de buluşuyoruz ikinci bölüm için. O Tamam. diğer sorularımı sormak için. Çünkü hepsi uzun olunca çok zor kaydediyorum. Şimdi bunu paylaşayım. Doğrudur. 6 dakika Doğrudur. sonra 6 dakika sonra tekrar canlı yayın açacağım. Görüşmek Perşembe gün üzere. 3'e 4'e ayrılırlar. Evet, tamam. 6 dakika sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tamam.